Tekrardan merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Kimyasal tepkimelerde hızın 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda tepkime hız bağıntısının yazılmasını göreceğiz ve hıza etki eden faktörlerden ilki derişimi inceleyeceğiz. Derişim hızı etki eden faktörlerden en çok sorulan kısım. Daha sonra 4. videoda basınç, hacim ve sıcaklığın etkisi. 5. videoda katalizör temas yüzeyi ve madde cinsinin etkisiyle kimyasal tepkimelerde hızı bitireceğiz. Hadi o zaman tepkime hız bağıntısının yazılmasına geçelim eğer abone olduysan. Yani hani 3. videoya geldik artık beğenip beğenmeyeceğini de anlamışsındır artık yani. Bence videoyu beğeneceksin çünkü ben güzel anlatıyorum ben kendimden eminim. Sen de güzel anlıyorsan bence beğen bir yorumunu yap da sonra geçelim değil mi yani. Hani, hani hadi hadi tamam hadi. bekliyorum tamam bekliyorum na 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 tamam. Arkadaşlar çarpışma teorisini hatırlıyorsun. Çarpışma teorisi diyor ki giren maddelerin çarpışmasıyla ürün oluşur tepkime meydana gelir ancak her çarpışma ürün vermez. Bir çarpışmadan ürün çıkabilmesi için iki temel şartımız vardı. Neydi bu? Yeterli enerjili çarpacaksın ve uygun doğrultuda çarpacaksın. Bu yüzden ürünlerin hız üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Yani girenler çarpıştı, uygun doğrultuyla yeterli enerjiyle çarpışma gerçekleşti, ürün oluştu E ee, ürün oluştuğunda ürünü oluşturan tanecikler açısından tepkime bitmiş oluyor. Ürün olay bittikten sonra ortaya çıkan bir şey. Olayın hızına nasıl etki edebilir? Yani senin İstanbul'a yaptığın yolculukta izleyenlerin çoğu da İstanbul'da. Yanlış bir örnek oldu ama herhangi bir X şehrine yaptığın yolculukta X şehrinin bir önemi yoktur ki sen X şehrine vardığın anda olay bitmiş oluyor zaten. Dolayısıyla kimyasal tepkimede de ürünün tepkime hızı üzerine herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle Tepkime hızı denklemine sadece girenler yazılır. Girenlerden de arkadaşlar saf katı ve saf sıvıları yazmıyoruz. Gaz ve çözeltileri yazıyoruz. Niye? Allah öyle yaratmış. Öyle her şeyi sorgulama. Her şeyi sorgulama. Her şeyi sorguluyor, sorguluyor. Nereye kadar bazı şeyleri de inan kabul et yani. Aa, geçiyorum burayı. Bu böyle bu kadar. Arkadaşlar gaz ve çözeltilerin derişimi anlık olarak değişiyor tepkimede. Anlık olarak değiştiği için anlık olarak çarpışma sayısını etki ediyorlar. Tepkime süresince tepkimenin hızına daima etki ediyor. Ama saf bir katı ve saf bir sıvının birim hacmindeki tanecik sayısı harcadıkça değişmiyor. Yani bir buzu tepkimeye soktuğunu düşün. Yarısını tepkimeye soktun. Bu buzun ilk yarısında birim hacminde kaç tane tanecik varsa diğer yarısında birim hacminde o kadar tanecik var. Birim hacmindeki tanecik sayısını değiştirmedin. Bu da çarpışma sayısını ve tepkime hızını etki etmedi. Yani saf katı ve saf sıvılar tepkime hızına sabit bir şekilde etki eder. Etkisi vardır tabii ki ancak sabittir. Gaz ve çözeltilerin ise harcandıkça hacimleri aynı ya tuzlu suyu tepkimeye soktuğunu düşün. Tuzlu tepkimeye sokuyorsun su miktarı değişmiyor. Ne kadar tuz harcarsan birim hacimde o kadar az tuz oluyor. Veya sabit hacimli bir kapta bir gazı tepkimeye soktuğunu düşün. Gaz harcandıkça birim hacimde daha az gaz taneciği oluyor. Bu da tepkimeyi yavaşlatıyor. Yani saf katı ve saf sıvılar tepkime hızı üzerine anlık değil hep aynı etkide bulunurken gaz ve çözeltiler sürekli değişen bir etki yaptığı için onları tepkime hızı denklemine ayrıca yazıyoruz. Anlaştık değil mi? Tepkime hızı denklemine saf katı ve saf sıvıları yazmıyoruz. Gaz ve çözeltileri yazıyoruz. Peki tepkimemiz birden fazla basamakta oluşan bir tepkime ise yani mekanizmalı bir tepkime ise. Bu tepkimenin hız bağıntısını neye göre yazacağız? Arkadaşlar bu tepkimenin hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazacağız. Ve tepkimenin hızını yavaş basamak belirler. Hızlı basamağın hız üzerine bir etkisi yoktur. Ya hocam vardır ya ufak ufak bir etkisi yok mu? Yani Benecik ya hocam ya yok mudur ya? Yok kardeşim olsa canası olsun. Yani bana gelişi belli zaten. Yani olsa tabii ki ben de senin için bir şeyler yaparım ama yok. Bak şöyle düşün. Basamaklı tepkime ne biliyor musun? Bir basamakta oluşan ürünü diğer basamakta giren olarak kullanıyorum. Bir basamakta oluşan ürünü diğer basamakta giren olarak kullanıyorum. Atıyorum 3 basamaklı bir tepkime. Birinci basamağın ürünü, ikinci basamağın gireni, ikinci basamağın ürünü, üçüncü basamağın gireni ve en son ana ürünü üçüncü basamakta elde ediyoruz. Topluyorsun, tek tarafta yazabiliyorsun ama bu tepkime deneysel anlamda 3 basamaklı gerçekleşiyor. Bu 3 basamaktan hangisi en yavaşsa hızı o belirler. Diğer basamakları istediğin kadar hızlandır, tepkime hızlanmaz. Ya hocam bak bak diyorsun yine. Dur 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 anlatacağım. Şimdi günlük hayatta bir üretim tesisinde olduğunu düşünün. Ne üretiyor ol? İşte ne üretiyor ol? Bir Barbie bebek üretiyor ol. Yani sana ana makine gövdeyi bastırıp getiriyor. Üç basamaklı üretiyorsun. Sen A kişisi, B kişisi, C kişisi olsun. A kişisi işte ne olsun? Beyza olsun. B kişisi Helen olsun. Bu konuda hep Beyza'dan bahsettik. C kişisi de kim olsun? Soner olsun. Şimdi ana makine gövdeyi getiriyor. Beyza kolları takıyor. Helin bacakları takıyor. Soner de kafasını takıyor. Voltran'ı şey Barbie bebeği oluşturuyoruz. Şimdi Beyza birim zamanda kolları takıyor değil mi Beyza? Beyza birim zamanda 10 bebeğe kol taksın. Helin birim zamanda 20 bebeğe bacak taksın. Soner de birim zamanda 3 bebeğe kafa taksın. Şimdi Beyza'nın hızını istediğin kadar arttır. Beyza birim zamanda 10 değil 300 bacak takıyor olsun. Helin birim zamanda 500 bebek yapıyor olsun. Soner birim zamanda 1 bir saniyede, 1 saatte, 1 dakikada 3 bebeğin kafasını soktuğu sürece, 3 bebeğe kafa taktığı sürece sen o tesisten 1 saatte 3'ten daha fazla bebek üretebilir misin? Hayır, Soner'den geçmiyor çünkü. Aynı şey Helin için de söz konusu. Yani Helin de Beyza ve Soner'den daha yavaşsa, Beyza ne kadar hızlı üretiyor olursa olsun, Soner ne kadar üretiyor olsun, Helin birim zamanda belli miktarda ürün çıkarıyor. O ürün çıkmadan o tepkime zinciri devam etmiyor. O yüzden yavaş basamağı hızlandırmadığın sürece toplam tepkimeyi hızlandıramazsın. Bu nedenle basamaklı tepkimelerde hız yavaş basamağa bağlıdır ve hız denklemi de yavaş basamağa göre yazılır. Anlaştık değil mi? Gel devam et. Hız denklemindeki derişimlerin üstleri toplamına tepkime derecesi diyoruz. Biraz sonra göreceğiz. Tepkimenin ara basamaklarında oluşarak sonraki basamaklarında harcanan maddeye de ara ürün diyoruz. Yani şöyle bir tepkime olduğunu düşün. A artı B eşittir C. Biraz önceki gibi C'yi bu basamakta harcadık. A artı E'yi oluşturduk. Bizim toplam tepkimemiz ne? Bizim toplam tepkimemizde bak C'ler sadeleşti. A'lar sadeleşti. B artı D eşittir E oldu ya. Burada C bizim ara ürünümüz. Yani ara basamakta harcandı. Sonraki basamakların birinde ara basamakta oluştu. Sonraki basamakların birinde harcandı. Mantık bu. Ara ürün bu. E hocam A var. A ne? A katalizör arkadaşlar koyacağız, göreceğiz. Katalizörü tepkimeye biz sokup biz elde ediyoruz. Katalizör önce girip sonra çıkıyor. Ara ürün önce çıkıp sonra giriyor. Yani arada ürün olarak çıkıyor. Fakat sonraki basamakta da harcandığı için biz onu görmüyoruz hiç. Katalizörü tepkime başında biz koyuyoruz. Tepkime sonunda biz elde ediyoruz. Mantığımız bu. Hadi gel bakalım. Hız bağıntısında kimi yazıyorduk? Gazları ve çözeltileri. Sadece girenleri, ürünleri yazmıyoruz. Hız bağıntısında kat sayısı olarak geliyor arkadaşlar. N2 çarpı O2'nin karesi. Çarpı bir de hız sabiti var. Hız bağıntımız böyle. Bir sabit bir de girenlerin derişimi. Mantığımız bu. K çarpı katıları almıyoruz. Yanlış. K sadece bu. Bu kadar. K çarpı CO2 çarpı sıvıları almıyoruz. Doğru. CO'nun karesi O2'nin birinci kuvveti. Doğru. Baryum çarpı sülfat. Gazları ve çözeltileri alıyorduk. Saf katı ve saf sıvıları alıyorduk. Tamam değil mi? Hız bağıntısını yazmak çok kolay. Yani iki kısımdan oluşuyor gördüğün gibi. Bir sabit olan kısım bu sabit her tepkimede değişiyor. PVNRT'deki R gibi standart evrensel bir sabit değil. Deneyden neye? sıcaklıkla, katalizörle falan değişiyor. Etki eden faktörleri göreceğiz de hani böyle standart hep bu. Hep 0082 falan değil. Değişken bir sabit. Bir K yazıyorsun. Bir de yanına... Bir de yanına neyi yazıyorsun? Reaktiflerden gaz ve çözeltilerin derişimini yazıyorsun. Konuşamadım. Mesela şöyle bir basamak verdi. Şöyle dedi ki bu tepkimenin hız denklemini yazın. Hemen şöyle yazıyorsun. R eşittir. K çarpı. N2'nin karesi çarpı. O2'nin küpü yazıyorsun. Sonra yanılıp o sınavdan eksi alıp gidiyorsun. Mekanizmalı bir tepkime de hız denklemi en yavaş basamağa göre yazılır. Yani üstteki tepkimenin bak şu tepkimenin hız denklemini sorduğunda sana k çarpı n2'nin karesi çarpı o2 olarak yazacaksın. Mekanizmalı tepkime ya net tepkimeye göre değil yavaş basamağa göre yazacaksın. Çünkü hızı yavaş basamak belirliyor. Anlaştık değil mi? Hadi anlaştıysak anlaştıysak devam edelim. Şöyle bir örneğimiz var. Hangisi doğru verilmiştir diyor. Saf katı olduğu için yazmıyoruz sadece ki. Yavaş basamağa göre yazıyoruz. Yavaş basamakta da katıları almadığımız için O2'nin 1 bölü 2. kuvveti. N2'nin karesi O2'nin küpü. Evet 3'ü de doğru. E sanırım anlamışızdır değil mi? Çok çok uzatalım mı? Uzatmayalım ama 2011'de yanlış hatırlamıyorsam doğrudan hız denkleminin ilgili hız denkleminin yazılması ile ilgili soru çıkmıştı. Hadi bu sorunun benzerine bakalım. Mekanizması da verilmiş. Net tepkime topluyorum. Topluyorum. C'ler gitti. A artı 2B eşittir D. Hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazacağız. Yani C çarpı B olacak. C çarpı B. C çarpı D falan değil. İkinci basamağın aktivasyon enerjisi yüksektir. Ne demiştik? Aktivasyon enerjisi. Tepkimenin devam edebilmesi, başlayabilmesi için bir engel. Aktivasyon enerjisi ne kadar yüksekse tepkime o kadar yavaş. 2 yavaş olduğuna göre 2'nin aktivasyon enerjisi daha yüksektir arkadaşlar. 2011'de çıkan sorunun benzeri olan bu soru son derece kolay. Yine 3 adımdan bir soru. Siz bu soruyu çözerken ben bir bardak su içebilir miyim? İçebilir miyim izin verirseniz. Bu defa bakın hız denklemiyle tepkime denklemini vermiş. Hangisi mekanizmalıdır demiş. X'in karesi Y'nin birinci kuvveti x'in karesi y'nin birinci kuvveti. Birbirine uyuyor. Bu mekanizmalı değil. Tek adımda. Ama x'in burada birinci kuvveti varken burada 1 bölü ikinci kuvveti var. Yani x'in birinci kuvveti y'nin birinci kuvveti olması gerekirken x'in 1 bölü 2 y'nin birinci kuvveti olmuş. Demek ki bu tepkime mekanizmalı. Tepkime denklemi ile hız denklemi uyumsuz ise tepkime mekanizmalıdır arkadaşlar. Bak birinci kuvveti karesi birinci kuvveti olacak. Birinci kuvveti, birinci kuvveti, birinci kuvveti. Bu da mekanizmalı. Tepkime denklemi ile hız denklemi uyumsuzsa tepkimeniz mekanizmalıdır, basamaklıdır. Bunu sakın unutmayınız. Anlaştıysak o zaman geçelim mi diğerine? Yani hıza etki eden faktörlerden derişime geçelim mi acaba? Dur 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 bir saniye bekle beni. Evet şöyle bir baktım da arkadaşlar. Ekranı değiştirecektim değiştiremedim. Z eden faktörlerden derişimi ayrı bir video başlığı altında işleyelim. Bu 10 dakikalık bir hız denkleme yazılma videosu olsun. Parça parça videoları bu sene biraz daha çok seviyorum. Bir yorum gelmişti tek video olsun diye ama hani e, parça parça videoları ucuca ekleyip tekmiş gibi izleyebilirsiniz ama e, derişimi etkisini tek bir video olarak bulursan veya hız denkleminin yazılmasını tek bir video olarak bulursan döndüğünde o videoyu sadece eksik olduğunda o videoyu izleyip işini daha kolay bulursun diye düşündüğüm için bu sene böyle yapıyorum. Bakalım belki ileride tek video olup bir seride yaparız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Üçüncü video burada bitti. Dördüncü video hızı etki eden faktörler derişim. Beş sıcaklık. Altı katalizör şeklinde etkilerle devam edeceğiz. Altı küçük videoda kimyasal tepkimelerde hızı bitireceğiz. Seviliyorsun. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı sakın unutma.